Merhabalar. Ben Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Ali Deniz Dalgıç. 2021 yılından beri bilgiliyim. Genetik ve Biyomühendislik alanında bizler matematik, fen ve mühendisliğe ait temel teknikleri kullanarak biyomühendislik problemlerini analiz etmeyi ve çözmeyi amaçlamaktayız. Benim araştırma alanlarım biyomühendislik araştırma alanlarından olan doku mühendisliğini ve kontrollü ilaç salım sistemlerini kapsamaktadır. Doku mühendisliği, biyoyumlu malzemeler ile hücre taşıyıcı yapılar üreterek çeşitli nedenlerle hasarlanmış doku veya organları onarma hedefler. Bu biyoyumlu malzemeler, sentetik olarak üretilen malzemeler olabildiği gibi doğal malzemeler de olabilir. Bu kapsamda yakın zamanda basılan makalemizde bir kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek kemik doku hasarının daha hızlı iyileşebilmesi için hasarlı bölgeye uygulanabilecek, ...polimer bir hücre taşıyıcı üretimi üzerine çalıştık. Nanofiber yapıda olan polimer taşıyıcıyı elektro eğirme yöntemini kullanarak ürettik. Hücre taşıyıcıyı oluşturmak için çoğunlukla doğal olarak elde edilebilen malzemeleri kullanmayı hedefledik. Çalışmamızda kullandığımız doğal malzemelerinden ilki tek hücreli bir su yosunu olan diatomlardan elde edildi. Oluşturduğumuz polimer hücre taşıyıcı içerisinde diatomların kapsül şeklinde ürettikleri kabuklarını kullandık diatom kabuklarının biyoaktif maddeleri taşıyabileceğini ve diatomların silika yapısının kemik yenilenmesini hızlandırabileceğini gösterdik. Taşıyıcıda kullandığımız ikinci doğal malzeme taşıyıcının ana malzemesi olan ve mikroorganizmalar tarafından üretilebilen bir biyopolimerdi. Özetle bu çalışmamızda çoğunlukla doğal malzemeler kullanılarak üretilmiş, diatom kabuklarından melatonin hormonu salımı yapabilen, temelde biyopolimer ile üretilmiş bir hücre taşıyıcı oluşturduk ve taşıyıcının kemik doku mühendisliğinde kullanımını araştırdık. Çalışmamızın sonucunda melatonin içeren ve doğal malzemeler ile üretilen bu taşıyıcı yapının kemik doku mühendisliği için potansiyel kullanıma sahip bir malzeme olduğunu göstermiş olduk. Hücre taşıyıcının üretim bilgilerini ve sonuçların detaylı analizini makalemizde bulabilirsiniz.